Herkese merhaba. Size bu videoda neyden bahsedeceğim? Bir önceki videomuzda dikiş makinesi nasıl alınır, nelere dikkat etmeli diye bir video çekmiştik. Şu an nakış makinesi nasıl alınır, hangi nakış makinesi tercih etmelisiniz, nakış makinesi almadan önce hangi özellikler aranmalı, bunlardan bahsedeceğim. Dikiş makinelerinde olduğu gibi çok fazla nakış makinesi var, her marka ve modelin, ama bunlar hakkında almadan önce internette herhangi bir havuz yok. Yani bu nakış makinesi böyledir, bu böyledir, bu böyle kullanılır, bunun eksisi budur, artısı budur, bunu alınca şöyle yaparsın falan filan dediğiniz zaman kilo vermişim, onu fark ettim kendime. Bunlara dikkat et, anlatacağım. Şimdi nakış makinesi almadan önce dikkat etmeniz gereken, önce ne iş yapacaksınız? Ne kadar süre kullanacaksınız? Hangi kumaşlarda kullanacaksınız? Hangi sıklıkta kullanacaksınız ve beklentiniz neler? Hızlı bir dikiş makinesi mi? Net çıkaran bir nakış makinesi mi? İşte dediğim gibi özelliklerinizi, anlattığınız şeyleri cevap verebilecek bir yerden almanız lazım. Ki şöyle, mesela internette görmüş olduğunuz, örnek veriyorum, Singer'den bahsetmeyeyim. Pfaff 1.5 Creative'den bahsettim. Pfaff 1.5 Creative internette atıyorum 4000 lira. Bir bayiye gidiyorsunuz, bayi size 5000 lira diyor. Bu aradaki 1000 liralık meblağ tamamen bu bilginin, birikimin, tecrübenin bir meblası. Çünkü şöyle, internetten aldığınız bir dikiş makinesi, nakış makinesini eve gelip kurdunuz. Kullanma kılavuzu, işte ıvır zıvır, ne kadar hakim olsanız bile pratik şeyleri ya da neye yarayıp neye yaramayacağını, ya da gittiniz misal aldınız orada. Bayi dedi ki ben size şunu veririm 5000 lira. Siz gördünüz 4000 lira. Burada daha ucuz, gittiniz onu aldınız ama koydunuz, açtınız. Kreatif 1.5 videosunda anlattığım gibi nakış makinesinde boş bakıp, anlatabiliyor muyum? Siz ona bakıp o size bakar. Yani çok fazla bizim sattığımız nakış makinelerinde, mesela ben çok fazla nakış makinesi sattığımı düşünüyorum. Çünkü bir 10 tane sattım. Çünkü benim için ilgilenmediğim bir alandı. Ona rağmen o kadar bir nakış makinesi sattım. Faturası daha yeni kesilmiş. Sıfır üzerinde daha ambalaj etiketi sökülmemiş nakış makinelerini sattım. Satmamın nedeni de şuydu. Bana satılmasının nedeni de şuydu. Nakış makinesi şunu da yapar, bunu da yapar ama işin öbür tarafında o makinelerin bunları yapması için ekstra bazı şeyler gerekiyor. Bunları da bilmediği için insanlar direkt ucuzmuş deyip, şu da varmış deyip alıp milyarlarca liralarını heba ettiği makinelerden bahsediyorum. Lafı fazla uzatmayayım. Nakış makinesi almadan önce ilk dikkat etmeniz gereken, servis ağı size yakın mı? Mesela X bir nakış makinesi alacaksınız. Atıyorum Janome ya da Singer ya da Pfaff. Size yakın bayisi var mı? Gidip bayiye sordunuz. İnternetten bahsetmiyorum. Yani internetten makine almanızı tavsiye etmiyorum. İnternetten bahsetmiyorum. Gittiniz bayiye. Dediniz ki işte ben böyle böyle bir iş yapacağım. Bana böyle bir işim için nakış makinesi lazım. İşte sizde program satıyor musunuz? Nakış makinesinin yanında. Bunun yanında bir program veriliyor mu? Programı kullanmayı biliyor musunuz? Bana şifayen bir öğretim sağlayabilir misiniz? Bunları sormanız lazım. Size şu cevabı veriyorlarsa, işte İçinden CD'si çıkıyor. Singer gelip kurulum yapıyor. Singer gelip anlatıyor. Ya da Janome kurup anlatıyor. Ivır zıvır dediğiniz zaman alacağınız bayinin internetten bir fark olmadığını göreceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Bunlardan kendinizi sakınmanızı tavsiye ediyorum en azından. Çünkü yaşanan nakış makinelerindeki mağduriyetin geneli bundan kaynaklanıyor. Yani nakış makineleri alınmış ama tam fonksiyon kullanabilmesi için insanların, yeterli bilgiye sahip olmayan satıcıların piyasaya sürdüğü makinelerden bahsediyorum. Yani adam 20 milyarlık bir makine almış. Mesela 20 milyarlık makine daha 3 ay olmuş. 3 kere kullanmadım diyor. Kullanamayacağını baştan bilmen gerekirdi. Çünkü öyle bir bize gelse mesela ben caydırıyorum. Çünkü ne yapacağım diyorum. Ya al, ne yapacağım falan filan diyorum. Yani. Anlatabiliyor muyum? Şu var. Gelelim. Nakış makinesini aldınız. İş bitmiyor. Nakış makinesini almadan önce bakmanız gereken şeyler var. Bunu aldıktan sonra izleyen insanlar keşke işte daha önceden çekseymiş ya da daha önceden görseymişim diyebilirler. Nakış makineleri program üzerine çalışır. Program üzerine çalışmayan nakış makineleri hafızalarında işte desenler, şekiller ya da tarama özellikleri, yani bir görseli tarayıp onun nakışını çıkartabilen makineler ya da çeşitli görseller üzerinde oynama yapabileceğiniz nakış makineleri, internette gördüğünüz 3000, 5000, 10000 liralık nakış makinelerinde bu özellikler pek bulunmuyor. Çünkü niye? Bu ayrı bir program üzerinden işlemler yapılıp makineye yüklenip işleme yaptırma özelliği. Şimdi üzerinde kendisinin hiçbir hafızası boş, sadece hani bir, nasıl söyleyeyim, bir kartla, boş bir kartla verdiniz, program üzerinden attınız, nakışı işleyip bırakan makineler var. Bir de memorisi olan, yani hafızası olan, çeşitli 3, 5, 7, 8 karakterde, farklı karakterde yazı yazabilen, hafızasında yani hazır şablonda yazılar olan nakış makineleri var. Bir de hiçbir nakış makinesinde işte karakter olmayıp, yazı şablonu olmayıp, hafızasız olup direkt bilgisayar programına bağlı nakış makineleri var. Ne alacağınıza, misal isim yazıyorsanız direkt bilgisayara bağlı bir nakış makinesi sizin için pek bir pratik olmayacak. Yani belirli bir karakterde yazı yazıyorsunuz. Mesela italik. İtalik yazı karakteri kendi fontunda sabit olan bir nakış makinesi alıp kendi işinizi görebilirsiniz. Ama atıyorum hazır sipariş yapıyorsunuz. Bugün italik yapıyorsunuz, yarın Arial yapıyorsunuz, yarın Çince fontta işlemeler yapıyorsunuz. Hafızasında bunlar olması tabii mümkün değil yani. Onun için bir nakış programına ihtiyacınız var. Ya da bir görsel gördünüz, hazır siparişler yapıyorsunuz. Instagram üzerinden mesela satış yapacaksınız. Ne yapacaksınız? İşte ben yeni evlendim. Yeni evlendiğim için havlular var. Havlu kenarlarına işlemeler var mesela. Bornozlar var, yastık yüzleri var, ne bileyim araba şeyleri var. Emniyet kemerlerine takılıyor ya mesela. O klipslerden var. Üzerine yazı yazmalar, çeşitli fontlarda mesela işlemeler isteniyor. Bunu bir nakışçıya çizdirmeniz lazım olduğu zaman buna bir meblağ ödüyorsunuz. Bu ayrı bir pazar. Bunu kendim yapayım istiyorsanız kendi evinizde. Bunun için program var. Mesela benim mesela nakış makinelerinin yanında satmış olduğum ya da vermiş olduğum nakış programı var mesela. Böyle programlar edinmeniz gerekiyor. İnternetten ya da bayiden aldığınız nakış makinesinde program olup olmadığını sorun. Program yok diyorsa, programın çünkü 6-7 bin lira. Yani makineden pahalıdır program. Bunu aldıktan sonra öğrenirseniz üzülürsünüz. Bunu benden öğrenin. Ben söyleyeyim size. Nakış makinelerinin programları genelde nakış makinelerinden pahalıdır. Misal örnek vereyim. Brother'in bir nakış makinesi şu an kaç para? Örnek veriyorum. InnoVis 950 diyeyim yani. Şu an kaç para? 4500 lirayken nakış programı PDSync 1000 euro. Euro şu an oldu 5 küsür, 5,5 falan oldu işte. Yani gördüğünüz gibi nakış makinesinin hemen hemen yarısından daha fazla, yani yarı fiyatından daha fazla mı oluyor? Öyle bir şey oluyor yani. Nakış programları daha pahalı. Program istemeyenler, ya ben kardeşim sadece üzerindeki fontta yazı yazacağım, ben isim yazacağım diyorsanız gidip üzerinde memorisinde farklı hafızada işte 3 karakter, 2 karakter olan bir nakış makinesi alabilirsiniz. Hayır, ben hazır sipariş yapacağım. İşte resmi makine, işte bilgisayarda çizeceğim. İçine atacağım, işleteceğim diyorsanız bunun için program almanız lazım. Bu ayrı bir şey. Nakış makinesi ayrı bir şey, program ayrı bir şey. İşte o yüzden dediğimiz zaman bunun için bir bayiden almanız lazım. İnternette bunun bir havuzu yok. Ben de yeterince bunaldığım için yani. Herkes mesela ben nakış makinesi istiyorum diyor. Ben bu bilgileri şu an 7 dakikalık mesela video, bu uzayacak. Bunların hepsini tek tek insanlara anlatıyorum. Gidiyorlar başka yerden alıyorlar. Ben bunun videosunu çekeyim. Gitsinler yine başka yerden alsın. Ama ben bir kere yorulayım tarzında ben bu videoyu çekiyorum. Başka bir şeyim yok. Ha, gelip bizden almak isteyenler, bizim aracılığımızla almak isteyenler, bizim bilgimizden faydalanmak isteyenler tabii gelip bizden alabilirler. Ya ben Gürcistan'dan bile, mesela Gürcistan'dan bile, Almanya'dan mı, İngiltere'den mi bile, yani bana ben nakış makinesi almak istiyorum. İşte makine burada 1000 euro, 700 euro mu ne, programı 1500 euro falan diyen insanlar gördüm. Oranın parasıyla tabii. Ona da pahalı gelmiş. O da gelip işte bizden bilgi aldı. Biz de durumun böyle olduğunu söyledik. Yani programa bağlı nakış makineleri, o yüzden program ihtiyacınız var mı yapacağınız işe, yoksa yok mu, onun bir kararını vermeniz gerekiyor. Hazır içinde fontlar mesela 50 tane farklı işleme var. Orada gül var, sana papatya lazım. Papatya var, sana gül lazım. Lale lazım, o lazım, bu lazım. Ya da gördünüz misal bir dantel işlemesi gördünüz misal. Perdeci bir abi vardı misal. Geldi böyle, bana program lazım dedi. Anlattık programı. İşte Lego çizelim dedik. Çizdik. İçini boşalt. Şöyle böyle falan filan. Alsam mı almasam mı işte falan filan. Şimdi dedi şöyle böyle falan. Dedim ne istiyorsun abi? Dedi ben dedi internette dedi, resmi aldım dedi. Bunu çektim, içine attım dedi. Çevirecek mi? Aldık mesela Google'dan. Dantel yazdık. Aldık karakteri. Programın içine attık. Çevirdik. Nakış halini verdi. Al dedim bunu makinana at. Tamam dedi. JPEG formatına çevirdi. At dedim. İşleyecek bu. Bu kadar. Bakın nakış makinesinde mesela resmi hemen programında resmi atıp içine nakışını almak çok kısa sürüyor. Ha, bunun üzerinde editler yapabilirsiniz. Daha detaya girebilirsiniz. Oradan buraya gitsin, buradan buraya gitsin tarzında şeyler yapabilirsiniz ki buradan benim kendime yapmış olduğum, bakın, YouTube Tasay Makine. Bu bir nakış işlemesidir. Şöyle bir tornavida alayım. Bakın burası böyle tarama şeklinde gitmiş. Burası böyle normal zigzag şeklinde gitmiş. Program size bunları da yapmanıza imkan veriyor. Mesela şu YouTube, Google'a YouTube yazdığın zaman bu logo çıkıyor. Bu logoyu alıyorsunuz, programın içine atıyorsunuz. Size bu şekilde nakışın halini veriyor. Resim formatı değil de nakış formatı. Siz bunun rengini değiştirebiliyorsunuz. Tek tek renk verebiliyorsunuz. Ya da diyebiliyorsunuz ki buradan başla. Sonra bunu dik, sonra bunu dik, sonra bunu dik. Ya da direkt 1, 2, 3, 4 diye git. Ya da direkt kırmızıdan başla. Sonra altına işte programda bir istediğiniz fontta bir 350-400 tane fontta farklı yazı şeklinde yazı yazmanıza imkan veriyor. Benim kullandığım nakış programı. Yani bunu, şu görmüş olduğunuz görseli ben bir nakışçıya çizdirmedim. Google'a YouTube yazdım. YouTube'un logosunu aldım. Programın içine attım. Bana bu şekilde nakış halini verdi. Şu an bu Brother'de Dream 2 diye bir nakış makinesinde var bu özellik. Resmi misal yazdırıyorsunuz. Tamam mı? Makinenin şu göğüs kısmına, şu ön kısmına resmi koyuyorsunuz. İlla araştıranlar görmüştür. Orada misal tarıyor. Ekrana getiriyor. Kenarlarına orada bir teyze misal siliyor, çekiyor. Ama o şu an Türkiye'de yok. Yani ben sordum Brother'e. Brother'de şu an o model yok. Farklı nakış makineleri var. Ona benzeyen nakış makineleri var ama tarama özellikli bir nakış makinesi yok. Yani program makinenin içinde olmuş oluyor. O zaman da fiyat kaç paraydı ya? O zaman 7000 euro muydu? Öyle bir şeydi. İnternette baktım, yurt dışında bir kaç paralar bu orada falan diye araştırdım. 7000 lira civarıydı. Yani nakış makinesi almadan önce size program lazım mı? Bilgisayara bağlı mı çalışmak istiyorsunuz? Bilgisayar haricinde program lazım mı? Yani bir Pepe, bir ne bileyim, bir kalp, görmüş olduğunuz bir silüet, insan yüzü ya. İnsan yüzü mesela Atatürk'ün mesela yan portresini ya da ne bileyim Fatih Sultan Mehmet'in yan portresini Google'dan buldunuz, içine attınız, çevirdi, size nakış halini verdi, işlediniz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir yere bağlı olmak mı istiyorsunuz? Ya ben yok kardeşim, ben programla uğraşamam, benim kafam o kadar basmaz. Ben bunu hazır çizdiririm, benim formatıma çevirtirim, makineme attırır, işletirim diyorsanız size program lazım değil. O zaman siz internetten nakış makinesi alıp dışarıdan siparişle misal atıyorum çizdirip içine atıp işinizi görebilirsiniz. Ama ev hanımları genelde yapmak istedikleri internet üzerinden, yani Instagram üzerinden satışlarda biraz da çok fazla istek ondan oluyor. Mesela hazır sipariş, şeyciler ekstrem olmak istiyorlar. Bizim hatun da öyle. Mesela yastık kalıbına adımız yazsın. Yani 5 liralık bir yastık kılıfına gidip 50 lira verebilir yani üzerinde yazı yazarken. Hazır siparişler paranızı çıkartıyor ve ev tipi nakış makineleri genelde 2 ya da 4 saat arasında çalışıyor. Bunun kullanım ömrü. İkinci el alacağınız zaman birincisi dediğim bütün kurallar, ilk kurallar bunlara geçerli. Size yakın şey var mı, servisi var mı? İkinci elde olsa yani bir mecali oldu gidip sorabileceğiniz bir yer var mı? Dilinden anlayan birisi var mı? İkincisi yanında program var mı? Anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi program makineden pahalı. 2 milyar aldığınız ikinci el bir nakış makinesinin yanında program yoksa dediğim koşullar gene onun için de geçerli. Üçüncüsünde kafamda o kadar şey dönüyor ki. Tekrar izlerseniz benim demek istediğimi anlayacaksınız. Üçüncüsü şu var. Karşınıza alacağınız insan dediğim donanıma sahip mi? Sahip değilse bu donanımı bulabileceğiniz sağınıza solunuza insan var mı? O var yani. Bana çok fazla soranlar var. Artık ben bu video haricinde cevap vermeyeceğim. Sorana tekrar atacağım. Çünkü dikiş makinesi soranları artık öbür videoya atıyorum. Uğraşmak istemiyorum çünkü. Yani benim de sırtıma büyük bir külfet oluyor. İnsanlar gelip işte ya soru sorduk, cevap bile vermedi. Ya sen bu soruyu soran belki 11. insansın. Yani 11 belki dolma sebebim yani. Anlatabiliyor muyum? Bir de her yerde değil mesela. Elimde çanta var benim mesela. Bu benim takım çantam. Ben bu çanta sırtımda. Bu çanta 20 kilo. Bakmayın böyle yani şey gibi, Seydonbaşı gibi kalktığımda 20 kiloluk çantayı alıp servise gidiyorum. Adam beni yolda arıyor. Şekilimiz şu yani. Kulağımda telefon. Bir şey soracaktım diyor. İşim var ablacığım diyor. Çok kısa diyor. Ya işim var mübarek. Yani anlatabiliyor muyum? Ya bilgi almak aradığınız zaman çok pahalı olduğunu göreceksiniz. Bilgi vereni de bunaltmanın ben böyle olduğunu gördüm. Ama ben elimden geldiğince, anladın mı? Yani bir şeyin önüne geçmeye çalışıyorum. Yani bir şey, parayı harcamadan önce. Burada mesela İzmirli bir abla vardı. Bu dediğim koşullar ona da geçerli. Kreatif 1.5 almış. 4-5 bin küsur lira para vermiş. Hiçbir şey yapamıyorum dedi. Program dedim. Alman lazım git. Adamlar program temin edemiyoruz demiş. Yani program işte 10 bin lira ama biz program temin edemiyoruz demiş. Alakası yok. Programın mesela Pfaff'ın programı internet sitesinde o zaman 5011 liraydı. Anlatabiliyor muyum? Ama adamların bilgisi yok. Yeterli donanıma sahip değiller. falan filan. Kadın gitmiş oraya demiş bunu alın, geri alın, almamışlar. Ben de almam sonuçta. Yani satılmış sıfır balon. Yani 3 ay sonra. Kadın demiş ki biz bunu ikinci el sayalım. Sana Pfaff 3.0 verelim. İşte baktığın zaman o da programla çalışıyor. Kadının isteklerini o da karşılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kadın diyor ki ben istemiyorum. 4 milyarlığı biz senden alalım, sen 8 milyarlığı bizden al. Ne var onda? Onda da işte yazı karakteri içerisinde dediğim gibi Pfaff 1.5'da misal dahili yazı karakteri yok. Tamamen bilgisayarda çizdiniz, içine attınız, öyle işletiyorsunuz. Bu tarafta geldiğiniz zaman 3.0'da içerisinde işte hazır desen yazı fontları var. Ama gene kadının istediği hazır sipariş yok. Mesela bir aldım, bir dükkanın logosunu yapmak istedi. Kadın sipariş aldı bir kafenin, atıyorum. Punto kafe. Salladım gitti yani. Adam dedi ki 10 tane tişörtüm var. Benim buraya logolar yazılacak, sırtına isim yazılacak. Ya kasnak ebatını falan geçtim yani. Onu kendiniz, aklınız çalışıyor. 10'a 10 mu, 20'ye 20 mi lazım size, 20'ye 18 mi, ne lazım? Sonra kendiniz araştırıp bakacaksınız. Ben sadece çalışma prensibinden bahsediyorum. Ya gittiniz, kadın dedi işte kadın logo yapacak. Nakış makinesini çizdirmen lazım. Adam dedi ki ben sana dedi bu nakış için dedi, tanesine 10 lira para veririm dedi. 10 tane nakış yapacaksın, 100 lira para alacaksın. Örnek veriyorum, ben sallıyorum farazi şu an. Adama desen şimdi ya ben bu nakışı çizdiriyorum, 50 lira da bunun nakışına para vereceksin. Adama çıkacak 150 lira. Adam sana o parayı vermekten imtina edecek. Nakış çizim için para istediğin zaman. Belki çok sürümün olsa bu 15-20 liraya da düşecek nakış, ama senin o kadar sürümün olmadığı için sen bu koşuldan geçmek zorundasın. Anlatabiliyor muyum? Ya bunları bilerek bir şeyler alın. Nasıl diyorum, ikinci el dikiş makinesinde almadan önce işte sizin özellikler neyinize lazımsa öyle bir makine alın. Neyinize lazım olduğunu anlatabilecek, dili dönen, anladın mı? Makinenin çalışma prensibinden, özelliklerinden, sizin eksik olan, bilmediğiniz tarafları tamamlayabilecek insanlardan makine alın. Anlatabiliyor muyum? Aslında bana şey diyorlar, sen anlatıyorsun burada işte iplik takma, vır zıvır, insanlara yön veriyorsun. Senden bilgiyi alıyorlar, gidiyorlar başka yerden alıyorlar. Gram umurumda değil. Gram umurumda değil. Niye değil? Çünkü ben ilk defa yapmıyorum. 8 senedir ben bu işi yapıyorum. Çünkü bana gelen bana yetiyor. Burası 8 metrekare bir dükkan, bakın. 8 metrekare. Ben buradan bir adım atıyorum. Buradayım. Buradan bir adım atıyorum. Buradayım. Yani burası büyük bir dükkan değil ama burada 68-70 tane makine var buradan. 12 farklı overlock var. Anlatabiliyor muyum? Birçok dikiş makinesinin böyle atıyorum 20, 30, 40, 50 metrekare olan, işte Janome'nin Pfaff'ını vır zıvır bayisinde olanlarda bu kadar makine yok. Anlatabiliyor muyum? Bunları ben topluyorum. Burası benim şeyim. Nasıl diyeyim? Gelip adam geldiği zaman burada 3000 liralık da makine var, 300 liralık da var, 100 liralık da makine var. Anlatabiliyor muyum? Hepsini anlatarak şey yapıyorum. Bunu diyorum. Ben paramı bir şekilde kazanıyorum. Ama sen paranı kaybetme diye. Anlatabiliyor muyum? Sen paranı kaybetme diye anlatıyorum ben bunu. Ha şu var. İnternette baktın 3 milyarlık dikiş makinesine gidip sana bayi 3400, 5000, 5000 değil de işte 3000, 3500, 4000 liraya veriyorsa, yani bayi değil de dediklerim karşılıyorsa bayi gidip değil de interneti seçtiğin zaman, gidip o bayiden bir şey aldığın zaman, bir şey alamadığın zaman, geri destek alamadığın zaman ağlarsın. Çünkü bana gelip telefona çok insan ağlıyor. Ha kardeşim sen de her şeyi kendin mi biliyorsun diyebilirsin. Şu var. Benim işim bu. Anlatabiliyor muyum? Benim işim bu. Bırakın da burada ben konuşayım yani. Biz konuşalım. Makine tamircisi konuşsun, makinacı konuşsun, alıp satan konuşsun, bu işte sürekli işte dışta olanlar konuşsun. Yani azıcık biz konuşalım. Gene bilinmeyen bir iş telefonu, biraz sonra dönerim. Hani şey gibi yani, lamacuncuymuş gibi, her şeyi de sen mi biliyorsun diyorlar bana da. Bildiğini sen konuş o zaman, bir de senden dinleyelim yani. Benim işim bu. Ben bu işi anlatıyorum, bunu ben anlatıyorum. Dediğim gibi programla çalışırım. Nakış makineleri üzerinde yazı yazacaksanız yazı karakteri olan nakış makinelerini alabilirsiniz. Sorun. Üzerinde dahili yazı karakteri var mı? Program üzerinden mi çalışıyor? Direkt bilgisayara mı bağlısınız? Genelde Futura modelleri böyledir ama Singer'de değiştirdi artık. S300 modeli var. Mesela üzerinde hem nakış hem nakış üzerinde işte dahili yazı fontları da var. Bunları da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi alacağınız yere sorarsanız makineyi, alacağınız yere sorarsanız yeterli geri bildirimi alırsanız oradan malınızı alın. İnternetten ellemediğiniz, dokunmadığınız, görmediğiniz şeyleri almayın. En azından destek vermediği zaman. Mesela ben hani Adana'dan adam beni aradığı zaman ben de adama işte ellemediği makineyi satamam ama bakın böyle abi şunu şöyle yap, bunu böyle yap, programı şuradan yap, şuradan yap deyip programı dahi anlatabilecek düzeyde bir insan olduğum için ben bu kadar rahatım, ben bu işi buradan yapabiliyorum. Mevzu bu kadar basit. Adam geldi misal, nereden geldi? Ben Zeytinburnu'ndayım, adam havaalanının oradan geldi. Yani Pendik'in ilerisinden geldi. Nakış makinesinin programını anlattık. Sadece program almaya geldi. Yani Janome'nin 500 modelini almış. 5000 mi 500 mi programa ihtiyacı vardı. Tuttuk misal 500 lira programı sattık. Geldi, anlattık, yükledik, gittik. Anlatabiliyor muyum? Yani program normal bilmeyenler için pahalı. Bilenler için, yani bu videoyu izleyenler için ucuz. Ama benden almak zorunda değilsiniz. Şartları bilin, ona göre nakış makinesi alın. Bunun haricinde söyleyeceğim bir şey yok. Söylersem de kendi müşterilerime söylerim artık. Püf noktalarını falan diyormuş. Devamı az sonra falan. Diğer içerik paralı falan demiş. Tabi paralı değil. Mesela şu Lego'yu ben çizdim programda. Mesela bu bizim dükkanımızın Legosu. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya falan. İçine yazılar falan filan. Bunu ben kendim çizdim. Bunları yapabileceğiniz programlar ücretli. Bunların da farkına varın. Anlatabiliyor muyum? Nakış makinesini aldığınız yanında bunların size programını vermek için zorunda değil. Çünkü bunu vaat etmiyorlar da. Dediğim gibi program, yazılım makineden pahalı. Aa öyle bir şey olur mu demeyin. Size çok güzel bir örnek vereyim. Türk Hava Yolları'nın şu anki piyasa değeri atıyorum 4 milyar dolarsa, 4 milyar dolar farazi veriyorum. Hadi 5 milyar dolar olsun, 10 milyar dolar olsun, 20 milyar dolar olsun. Türk Hava Yolları'nın, Türkiye'nin bir numaralı marka değerinin 20 milyar dolar piyasa değeri var diyelim. Şu an Facebook'un, Instagram'ın 600, 700, 800 milyar dolarlarda piyasa değeri. Anlatabiliyor muyum? Yazılım her zaman mekanikten pahalıdır. Bilgi her zaman mekanikten, demirden pahalıdır. Bunu başınıza geldiğinde anlarsınız. Başınıza geldiyse şu an bu videoyu izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Herkes kendine iyi baksın. Beni anlamak isteyen kitlem beni anlamıştır. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. İhtiyacı olmayan zaten bu videoyu izlemez. Nakış makinesini alacak da valla bayıla bayıla bu videoyu izler, dediğimi anlar. Allah razı olsun der, geçer kenara. Bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayı, YouTube kanalımıza videoyu beğenmeyi, işinize yararlıysa yorum atmayı, Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Herkes kendine iyi baksın.